Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün dersimizde yine bir sayıcı tasarım gerçekleştireceğiz sorumuzda 3 bitlik mod 8 senkron sayıcı T flip-flop kullanarak tasarlayınız denilmiş. Şimdi bundan önceki dersimizde ne yapmıştık? Yine 3 bitlik bir sayıcı mod 7 senkron sayıcı hangi flip-flop JK flip, -flop? flip -flop kullanarak tasarlamıştık? Sorumuz bu şekildeydi. Mod 7 senkron sayıcı işte JK flip-flop kullanarak tasarlayınız diye bir sorumuz vardı. Alt, 7 tane 6 tane adımımız vardı. Problem çalışma tablosunu hazırlıyorduk. Daha sonra e, problem doğruluk tablosunu hazırlıyorduk. Problem doğruluk tablosundan sonra ne hazırlıyorduk? Flip-flop geçiş tablosunu. Daha sonra değerli arkadaşlar problem tasarım tablosunu oluşturduk. Bunu da nasıl oluşturuyorduk? Şu iki doğruluk tablosunun eee birleşiminden oluşan bir tasarım tablosuydu ve bu tasarım tablosuna göre de ben ne yapıyordum? Her bir girişim için, flip-flop girişim için Karno haritalarını tasarlıyordum. Karno haritalarını tasarladıktan sonra da problem devre şemasını oluşturuyordum. Şimdi bu dersimize daha basit bir yöntem inceleyeceğiz. Daha kısa yoldan yapacağız daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Problem tasarım tablosuyla direkt problemimizin çözümüne başlıyoruz. Senkron sayıcı neydi özellikle? Bir tane benim filifilobum olduğunu düşünürsem mesela 3 bitlik bir e, giriş için 3 bitlik bir durum için ben ne yapıyordum? 3 tane filifilop 4 bitlik bir sistemim varsa 4 tane filifilop kullanıyordum. Ve sistemin clock girişlerini flip-floplarımın aynı anda flip-floplarıma uyguluyordum. Dolayısıyla bir flip-flopun girişi de e çıkışı değişiyorsa bütün flip çıkışı aynı anda değişiyordu. Asenkron sayıcıda ne oluyordu arkadaşlar? Asenkron sayıcıda da bakın şöyle yapalım. Her bir flip-flopun çıkışı Q diyelim. Şu clock girişi olsun. Q Q clock. Bir sonraki flip-flopun clock girişine uygulan uygulanıyordu. Bu da ne oluyordu arkadaşlar? Asenkron sayıcı oluyor idi. Tabi e, senkron sayıcılar daha hızlı sayıcılar. Çünkü clock hepsine aynı anda uyguluyor. Zaman gecikmesi yok. Fakat bunda önce bu flip flopum aktif oluyor. Atıyorum sonra bu flip flopum. Bunda hepsi aynı anda. Fakat senkron sayıcılar daha yalın devre tasarımı yapılıyor. Asenkron sayıcılarda. Senkron sayıcılarda ise birden fazla ne yapıyorum? Kapılar kullanıyorum. Daha e, karmaşık, kompleks bir devre tasarımı gerçekleşmiş oluyor. Bu ön bilgileri verdikten sonra tasarımımıza geçelim. Değerli arkadaşlar, ben direkt problem tasarım tablosunu oluşturdum. E, geçiş tablom burada. T flip flop geçiş tablom burada. 3 bitlik bir tasarım gerçekleşeceğim. Mod 8 senkron olarak. Şimdi arkadaşlar önce mod 8 ne demektir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ye kadar sıfırdan başladığım için 8 tane sayım var. 7'ye kadar sayıyor. Sonra tekrar sıfıra geçen bir tasarım şekliydi. O zaman ben hemen doğruluk tablomu oluşuyorum. Şimdi bu normalde şuraya doğruluk tablosunu. Şurası bir sonraki durum. Yani sıfırdan 1'e geçiyor. birden 2'ye geçiyor. Sonraki durum. Burada benim flip flop'larım girişleri. Şimdi o zaman hemen oluşturalım. Doğruluk tablosunu oluşturmaya biliyorsunuz zaten. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1, 1 0 6 1, 1 1 1 7 Sonraki durum 0 0'dan sonra hangi duruma geçiyor arkadaşlar? 0 0 1'e sonra 0 1 0'a 0 1 1'e 1 0 0'a 1 0 1'e 1 1 0'a 1 1 1'e. O zaman şuraya bakın şunu alıyorum. Direktmen şuraya yazıyorum. O zaman değerli arkadaşlar hemen yazalım mı? Çünkü 0 0'dan sonra gelecek durum. Bir sonraki durum 0 0 1. 0, 0 0 1'den sonra 0 1 0 0 1 1 1 0 1, 0 1 0 1, 1 1 1 0 1 1 1 bir bakın şimdi 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, sonra 1, 1, bile geldi. 1, 1, sonra ne yapacak? Tekrar başa dönecek. 0, 0, 0 gelecek. Bakın 0, 0, 0 geldi. Bu şekilde senkron bir şekilde sayma işlemim ne olacak? Gerçekleşecek. Şimdi kıymetli arkadaşlar geldik şimdi flip flop girişlerine. Q çıkışıma göre benim T flip flopum hangi değerleri alacak? Hemen başlıyorum. Şimdi önce şuradaki durumlardan Q2'lerden başlayalım. Q2'lerden Q2, Q2 plus'lara geçecek. Yani sonraki duruma. Şimdi sıfırdan bakın sıfırdan sıfıra geçtiğinde çıkışım sıfır. Sıfırdan sıfıra geçtiğinde sıfır. Sıfırdan sıfıra geçtiğinde sıfır. 0'dan 1'e geçtiğinde bakıyorum. 0'dan 1'e geçtiğinde 1. 1'den 1'e geçtiğinde bakıyorum. 0. Yine ee, burada ne var? 1 0, 0, 1, 0, 1, Şurada bir tane 1 var. 1'den 1'e geçtiğinde yine 0. İşte 1'den 1'e geçtiğinde yine 0. 1'den 0'a geçtiğinde çıkışım yine 1 olacak. Yani e, T flip flop'ta Girişlerim aynı. Çıkışlarım aynı durumdaysa e, tefilum giriş sıfır. Farklı durumdaysa bir olacak. Buraya da yine e, birden sıfıra geçerken çıkışım ne olacak? Bir olacak. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. İkinci durum için şunları silelim. Yine e, şöyle yapalım. Sıfır sıfır ne olacak? Sıfır olacak. Sıfır bir bir sıfır bir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 bu şekilde geçecek. Bunu ben doldurayım yine devam edelim arkadaşlar. Yalnız şurada hata yapmışız. Ee, bakın 1'den 1'e geçerken 0, 1'den 0'a geçerken 1, 0'dan 0, 0, 0'dan 1, 1, 1'den 1, 0, 1'den 0, 1. Devam edelim. Bunu da yapalım az yapmışken. 1, 0'dan 1'e 1'den 0'a 1, 0'dan 1'e 1, 1'den 0'a 1, 0'dan 1'e 1, 1'den 0'a 1, 0'dan 1'e 1, 1'den 0'a 1. Bunun hepsi 1 olacak. Şimdi değerli arkadaşlar artık bizim geç girişlerimize göre ee, direkt 3 bitlik karno haritalarım bu şekilde. Şimdi şurası T2 olsun. Şu T2 olsun. Şu T1 için olsun. Şu da t0 için olsun. Şimdi t2 e, girişimize bakalım. 1 olduğu durumlar 0, 1, 1 1. Bakıyorum 1, 1, 1 1. Diğer durumlar 0. O zaman şunu şu ikili alabilir miyim? Tak 2 aldım. Ne olacak? 0, 1 gitti. 1, 1. Q0 kaldı. Bir de burada Q2 var. O zaman ne olacak? E, t2 eşittir. Şurası Yazalım çıkışını. Q0 çarpı Q1. Değil mi? Q0 çarpı Q1. Q2 pardon. Q2. Şurası Q2. O zaman Q0 çarpı Q2 olacak. Şimdi e, T1'e bakalım. T1'de 0, 2, e, pardon 1, 3, 5, 7. durumlar. Yani şuralar bakın 0, 0, 1 bir saniye. Değerli arkadaşlar şurada yanlış yaptım. Şunun sırası bakın Q2 Q1 Q0. Ben tam e, tersi yaptım. Özür diliyorum. Şunu yanlış yerleştirdim. Bakın. Şöyle olacak. Q2'den başlamam lazım. Ben Q0'dan başladım. Q2 0 1 1 durumunda. Yani Q2 0 Q1 e, 1 Q0 1. Neresi orası? 0 1 1 burası. Ve 1, 1, 1. Zaten o burası. Şöyle olacak. Yanlış yapmayalım. Yine benziyor ama aynı değil. Ne arkadaşlar? Burası Q0 çarpı Q1. Q0 çarpı Q1. E dolayısıyla benim çıkışım T2 eşittir. Q0 çarpı Q1. Evet. Burada da yani 1, 3, 5, T1'de de 1, 3, 5, 7. durumlar. Yani bakın ee, 0, 0, 1 yanlış olmasın şurası mesela 1, 0, 1 1 1, 0, 1 ve 1, 1, 1 buralar ne oldu? 1 oldu. Bunun çıkışı nedir? Şunlar gitti. Q2 kaldı. Değil mi? Şurası Q2 Q 0 pardon Q 0 kaldı. Zaten şuralar gider. O zaman ne olur? T1 eşittir. Q ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Üçüncü durumumuzda yani T0 için bütün e, girişlerin 1 olacak. Yani 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tablomun tamamı 1 ise benim çıkışım neydi arkadaşlar? 1 olacaktı. O zaman T1, pardon T0 eşittir. Ne olacak değerli arkadaşlar? 1 olacak. Yani şurası zaten lojik 1'e eşittir ya da artı vcc t0 eşittir lojik 1. Buna göre de ne yapacağım arkadaşlar? Devre şemamı oluşturacağım. Değerli arkadaşlar free flotlarımız bu şekilde. T0 zaten belli. Lojik 1. T1 Q0. T2 de Q0 çarpı Q1 olacak şu sıfırıncı fili olsun arkadaşlar. J0 K0 J1 K1 J2 K2 Şimdi e, T fili filop şöyle de yapabilirdim. Mesela şurası direkt T diyebilirdim. Ben JK fili filop birleştirerek T fili filop elde edebilirim. E de önce clock girişlerimizi verelim arkadaşlar. Şunu biraz büyütelim. Bir saniye. Şöyle yapalım. Yine şurası J0 e, K0 Birinci free Bu da ikinci free Şimdi Şimdi e, clock girişlerimizi öncelikle verelim arkadaşlar. CK olsun böyle. Şöyle gelsin. Şöyle aynı anda senkron bir şekilde clock girişlerimi bakın verdim. Şimdi T0 fili filo arkadaşlar? Lojik bir eşittir. O zaman ben şöyle yapabilir miyim? T0 şöyle alıyorum. Bir ya da artı VCC. Şöyle bağlantımızla yapalım. Evet. T1'imiz Q1'e eşit. Bunu da alıyorum. Bakın şurada arkadaşlar direkt siyahın üzerinden geçirdim. Burada atlama da yapabilirim. Fakat anlaşılıyor. Bağlantı olmadığı anlaşılıyor. Atlama şeklinde de yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani mesela şöyle göstereyim. Şu şekilde de ama buna gerek yok arkadaşlar. Mesela ben bu şekilde yapıyorum ya. Ee, bağlantı yok yani siyah kabloyla. Eğer şöyle olsaydı bağlantı olurdu. Olmadığına göre bağlantı yok. Birinci filofilof çıkışı zaten Q0'a eşittir. Q0 neresidir arkadaşlar? Bakın Q0 Q1 ve Q2. Direkt nereye gitmiş? T1 çıkışım yani ee, birinci filonun girişi Q0'a gitmiş. O zaman şöyle yapalım. Birleştirelim. Hatta bunu yeşille yapalım arkadaşlar. Şurayı sileyim. Yeşil olsun bu da. Şöyle direkt şuraya olacak. Üçüncü, ikinci fil flopun girişi yani T2'de nedir arkadaşlar? Q0 çarpı Q1'dir. O zaman şöyle diyelim. Q0'dan bir tane alayım. Q1'den bir tane çıkış alacağım. Çarpı olduğuna göre V kapsıyla birleştirip nereye vereceğim? Arkadaşlar T2'ye. T2'de nedir? J ile K'nın birleştirilmesi. Yani J ile K'yı birleştirirsem T. Yani bakın şurası arkadaşlar. <laughs> şöyle yapayım. Şurası direkt bakın T sıfırdır. Şu ikisinin birleşimi T bir. Şu ikisinin birleşimi de T ikidir. Q iki de zaten hiçbir yere verilmemiş çıkışı. Benim şu devrem mod 8 sayısını saymasını ne yapacak? Gerçekleştirecek değerli arkadaşlar. Devremi bu şekilde tasarlamış olacağım. Bu devreyi burada da kurabiliriz. İşte simülasyon programlarına deneyebilirsiniz arkadaşlar. Mod 8 bir şekilde sayacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Bu dersimizde de T fili flop kullanarak ne yaptık arkadaşlar? Mod 8 sayma işlemini gerçekleştirdik. Önceki dersimizde de e, ne yapmıştık değerli arkadaşlar? Önceki dersimizde de mod 7 sayma işlemini gerçekleştiren devre tasarımı yapmış idik. Umarım anlaşılmıştır kıymetli arkadaşlar. Ee, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.